bir süredir konuşuyoruz. Özdağ Kılıçdaroğlu'na destek verecek. O anda Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı ikinci turda. Şöyle bir baktığınızda genel çerçevede Ata İttifakı'nın da parçalandığını gördük böylece. Verecekleri oy şeklinde, destek şeklinde. Ne dersiniz bu duruma? Bir milliyetçi dip dalga derken onu gördük sanki. Onun da yansımasını görüyoruz herhalde. Yani çok ilginç tabii. Siz de Ata İttifakı parçalandı diyorsunuz. Ama bugünkü gelişmelerle birlikte sanırım altılı masada da bir dağılma sürecine doğru gidecek gibi geliyor bana. Pardon. Çünkü aralarında düzenlenmiş olan protokol ve Sayın Ümit Özdağ'ın attığı tweet ve buna karşı altılı masa içerisinde yer alan bazı parti temsilcilerinin demin de paylaştığınız gibi yaptıkları değerlendirmeler, işte bir tarafta terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı olduğunu vurgulamakta olduğumuz partileri, siyasi yapıların işte bu süreci değerlendirmek üzere toplanmış olmaları gösteriyor ki Millet İttifakı olarak kendilerini tanımlayan, bizim altılı masa, yedili masa, hatta onbirli masa olarak nitelediğimiz yapının bir dağılma sürecine girdiği kanısında. HDP zaten farklı bir ittifakta. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaydı. Yani diğerlerini sayayım. Kendi içerisinde diğerlerini. Bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere. Yani o masa tamamen bir yamalı boşluğa dönüştü. Birbirine gerçekten benzemeyenlerin bir arada belli bir hedef için bir araya geldikleri görünümü varken şimdi tamamen uçlarda birbiriyle tamamen temel politikalara itibariyle zıt düşecek kümelerin Cumhurbaşkanı seçiminde bir adayı Sayın Kılıçdaroğlu destek vermeye geldiklerini söylemeleri rasyonaliteye uygun değil. Dolayısıyla bu açıdan bir değerlendirme yaptığımızda bugün olup bitenlerin ve bugüne kadar gözlemlediğimiz hususların o kesime büyük bir katkı sağlamayacağını, iş görme tarzlarının gerçekten hesap edilebilir, hesaplanabilir, akıl ve mantıkla örtüşebilir düzeyde olmadığı, hatta bu değerlerden yoksun bir tutum içerisinde olduklarının somut görüntüleri diye algılıyorum, öyle görüyorum. Şimdi Ata İttifakı oy eğiliminde bir parçalanma görüyoruz. Yani Sayın Oğan'ın Sayın Erdoğan'a ikinci tur için desteğini açıklamasıyla beraber bir parçalı görünüm karşımıza çıktı. Peki Sinan Oğan ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrası nasıl bir modelite karşımıza çıkacak? Şayet ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanı seçilirse ve orada acaba bir yine burada mesela bir protokol gördük. Orada da benzer bazı başlıkları Sinan Oğan sonraki açıklamasında dile getirmişti. Benzerini gördük. Ama bundan sonraki süreçte Sinan Oğan nasıl bir rol alır? Ona ilişkin değerlendirmek. Bizim biliyorsunuz bizim ittifak protokolümüz seçim yasalarının mevzuatının öngörülüğü çerçevede hazırlanmış, imzalanarak Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmuştur. Bunun dışında ittifak içerisinde bulunduğumuz partilerle AK Parti arasında gerek görünür ya da görünmez başka hiçbir protokol söz konusu değildir. Bu konudaki söz konusu olmaz sözcüğümün içerisinde sözlü olarak da herhangi bir taahhüt kesinlikle söz konusu değil. Zaten süreçleri iyi analiz etmişseniz, değerlendirdiğinizde hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanımız ikinci tura doğru giderken, dolayısıyla ikinci tura katılma hakkı elde edilemeyen adayın ve onu destekleyenlerin hangi adayı destekleyeceği yönündeki değerlendirmeler devam ederken Cumhurbaşkanımız biz herhangi bir şartla bu tür destek çalışması teması içerisinde olmayız. Hı hı. Tamamen bu ilçeler bazında gerçekleşecek hususları demiş ve görüşmeden sonra da bu doğrultuda açıklaması olmuştu. Dolayısıyla bizim Sayın Sinan Oğan'la herhangi bir örtülü ya da açık bir protokol veya bu anlamda bir taahhüt kesinlikle söz konusu değil. Ha, örtüşen alanlarımız var. İşte bunlarda en belirgin olanları işte sığınmacılara ilişkin görüşleri var. Zaten biz de burada az önce de ifade ettiniz. Genel Başkan Vekili arkadaşımız da ifade ettiği gibi işte gönüllülük esasına dayalı elbette ki Türkiye'ye sığınmacı durumda bulunan işte göçmenlerin belli süre içerisinde bir plan dahilinde geriye dönüşleri
bizim hedeflerimizdir. Bunu bugün söylüyor değiliz. Seçim dolayısıyla da ifade ediyor değiliz. Bu Türkiye'nin ötenden beri izlediği politika içerisinde yer alan hususlardan bir tanesi. Ha, bu konuda Sinan Oğan'ın söylemleriyle bu alanda bir örtüşme var diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetlerle Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesi, güçlenmesi zaten bu bizim politikalarımız içerisinde. Bunu da altını çiziyor, vurguluyor. Dolayısıyla bu ortak politikaların gerçekleşmesi konusunda AK Parti'nin ve onun lideri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamalarının beklentilerine daha uygun düşeceğini gözetmek suretiyle bir değerlendirme yapmış ve destek vereceğini deklare etmiştir. Olay bundan ibarettir. En büyük sorulardan biri de burada bir aday şayet seçmenini bir başka adaya yönlendirirse blok halinde o adres gösterilen yere seçmen gider mi gitmez mi sorusu. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya bu bir küçümsemedir bu. Yani böyle bir şey olamaz. Yani insan iradeleri bir kişilerin iradesine bağlı değildir. Ama etkilemesi olmaz mı? Hiç mutlaka etkilemesi olur. Yani liderini desteklediği kişiye hem deklare ettiği politika itibariyle hem de bir sevgi ölçeğinde oluşmuş bir ilişki bağı varsa bu tipte olanlar, bu bakışla donanmış olanlar daha fazla etkiler. Ama bunun ötesinde siz izlediği politika itibariyle liderler arasında bir seçenek yaparak oy veren seçmenin liderin bir yere yönelmesiyle top oraya yönelecekleri siyasetin akışına, rasyonelite uygun değildir. Değişik değişikliklere gidebilirler. Ama eminim ki o tipler de politikaları, yapılabilecek olanları, kimin ne getirip ne götürdüğünü, liderlerin yarışa girecek olan 28 Mayıs'ta yarışa girecek olan adayların muktesebatlarının ne olduğunu, ne ürettiğini, bu ülkeye ne kazandırdığını, duruşunun ne olduğu, nasıl olduğu güvenlik açısından bir teste, muhakemeye tabi tutarak oylarını kullanacaklardır diye düşünüyorum. Nedir ikinci tur beklentiniz? İlk turda o oy oranlarını gördük. Yurt dışında da çok ciddi bir sandığa katılım oranı var. Gitgide rekor göreceğiz gibi duruyor ve hatta şöyle yani bir yandan baktığınızda ikinci turda nasıl bir görünüm göreceğiz? Yurt dışındaki oylar için de ne dersiniz? Ciddi de bir sandığa katılım var orada. Ya önce şunu ifade edeyim izninizle. Biz birinci ilk tur öncesi Anadolu'yu dolaşırken yani değişik illerde çalışmalar yaptık siyasi propaganda kapsamında. Ben gittiğim yerlerde hep gözlemim. Şu arkadaşlarım da aynı kanaatte olduklarını beyanlarından öğrendim. Vatandaşta destekte bir sorun hiç görmedik biz. Yani böyle söylendiği gibi işte AK Parti mecliste çoğunluğu işte kaybedecek, Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybedecek, işte ilk turda şu aday alacak, arada şu kadar fark var. Anketlere, belli anketlere baktığımız zaman bunlar söyleniyor. Arada gördüklerimizde anketlerin örtüşmediğini görüyordum. Dolayısıyla vatandaşımız sezgileri güçlüdür. Yani bu millet gerçekten eleştirilerini yapar, yaşadığı sorunları dile getirir, bunlar için çözümler ister. Ama sonuçta oy kullanmaya giderken kimin çözüm üreteceğini, kimin çözümleyici niteliklere, kapasiteye sahip olduğunu da iyi analizini, iyi muhasebesini yapar. Oyunu o doğrultuda kullandı. Bu anlamda bir rehavet beklemiyorsunuz. Dolayısıyla az önceki sorunun da aslında temelinde bu vardı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da az önce bizim rakibimiz rehavet açıklaması yaptığı için soruyor. Yani inşallah böyle bir rehavet süreci yaşamayız ve yaşamayacağımız kanısındayım. Bu ilk seçim yani 14 Mayıs öncesi gözlemlerimiz bu. 14 Mayıs'tan sonra motivasyonum ben daha fazla arttığı kanısındayım. Hatta öyle ki işte 0.5 veya 6 oranındaki bir oyu niye tamamlayamadık, işlemi niye yapamadık diye yakınanlar var. Bunların da daha coşkulu bir biçimde inşallah pazar günü sandığa gitmek suretiyle yarım kalan işlemi tamamlayacaklar. Bu tarihimizde ilk defa tabii Türkiye'de ikinci tür bir seçim yapılıyor. Bu da ilk uygulama. İlk defa deneyimliyoruz hepimiz bu süreçte. Ve vatandaşlarımızın da buna çok dikkatli bir şekilde planlama yapmak suretiyle pazar günü sandığa gidecekleri ve işlemi eksik kalan işlemi
daha yüksek bir oranla tamamlayacakları kanısındayım. Merak edilen bir soru da, şimdi meclis aritmetiğini gördük Sayın Yazıcı. Cumhur İttifakı'nın ağırlığıyla sonuçlandı. Burada baktığınızda hep bir denge denetimi, yani Millet İttifakı'na da yaklaşımı şu, ikinci tur bir referandumdur. Maç 0-0'dan başlıyor. Denge ve denetim için Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin ve bir denge denetimi olsun yaklaşımında Millet İttifakı. Cumhur İttifakı da tam tersinden bu dengenin sağlanması, istikrar için oy verin yaklaşımını sürdürüyor. Seçmen nezdinde bunun her iki söyleminde nasıl bir karşılık bulacağını düşünüyorsunuz? Denge ve denetimin sağlanması için bir yol oradan açılabilir mi? Yani şimdi maalesef bizim karşımızdaki ittifakın söylemleri iyi hesaplanmamış, iyi analiz yapılmamış, tabiri caizse yarım yamalak söylemler. Bakın, güçlendirilmiş parlamenter sistemle söz ettiler. Bunun üzerine 1,5-2 yıl kadar çalıştıklarını kendileri deklare ettiler. Yani her toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklamalar yaptılar. Ama seçim dönemi başlayınca güçlendirilmiş parlamenter sistemden, yani bir rejim, sistem değişikliğini hiç dile getirmediler. Dolayısıyla şimdi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanamayınca bu defa da şimdi denge denetleme, işte meclisteki çoğunluk Cumhur İttifakı'nda, dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimi bir referanduma dönüşüyor. İşte denge denetleme anlamında bir referandum ortaya çıkacak. Dolayısıyla şeyi bize verin şeklinde bir talep var. Denge denetleme demokrasilerin sırf meclisin ayrı, yürütme organının ayrılığından kaynaklanmaz. Bu denge denetlemeyi, bunun da önemli işlevi var parlamentonun, elbette ki işlevi var. Denge denetlemeyi mekanizmalar gerçekleştirir. O mekanizmalar kurulmuş olur. O mekanizmalar süreçlerde yürütmenin yaptığı tasarrufları ve yapması gerektiği halde yapmadıklarının denetlemesini ve dengelemesini sağlar. En büyük denge denetleme seçimlerdir demokrasilerde. Ve 14 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri ki inşallah 28'den de bu Cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştireceğiz. Bunu şu açıdan da soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Habertürk'te konuğumuzdu ve şöyle bir ifade kullandı. Parlamentodaki tablo bir dezavantaj değil diyor. Geçtiğimiz haftada Tuncay Özkan'dan, yine CHP'den. Yani bir millet bir denge arar, uzlaşı arar ve bu uzlaşıyı sağlayacağız. AK Parti ile o kadar güzel çalışacak ki Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla o yönde bir denge arayışında da belki bir bilmiyorum değerlendirmeniz ne olur, o açıdan sormuştum. Ya, o bir iş görme tarzıdır. Yani öyle bir durum doğarsa kendisinin davranışı. Yani nihayetinde hep bir koalisyonlar dönemini konuştuk ve şimdi geldiğimiz noktada sanki seçimden önce koalisyonlar oluşuluyor deniyor. Ama acaba uyum içerisinde çalışma şayet seçimden sonra olur mu sorusu çok sorulduğu için böyle bir durum ortaya çıkarsa uyum içinde çalışılır der. Cumhur İttifakı ya da AK Parti çoğunluğu veya Cumhur İttifakı dediğimiz meclisteki çoğunluk Türkiye'nin çıkarını gözetir. Dolayısıyla o doğrultuda hareket eder. Yani Türkiye'nin çıkarına Ahmet de evet diyorsa, Mehmet de evet diyorsa, siz onlar niye evet diyor diye hayır demez. Bu doğrultuda yürütür ve bugüne kadar yapılan uygulamalarda bu söylediğimin referansı, kanıtı durumundadır. Dolayısıyla o zaman yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun o anlatımına göre meclisin bir başka partiden, efendim Cumhurbaşkanı'nın bir başka partinin olması çok tercih edilecek bir pozisyondur anlamıyla çıkabilir. Esas olan tercih edilecek olan pozisyon elbette ki yürütme organı ile yasama organını çok uyumlu, çok verimli, kavga etmeden, didişmeden, çatışmadan Türkiye'nin çıkarlarını planlayıp bunu realize etmeye odaklanmış olmaları gerekir. Türkiye'nin kazanımı ve çıkarı da bu odaklanmaya bağlı diye düşünüyorum. Onun için realist bulmuyorum o söylemi. Bir soru da şu, esasında baktığınızda son zamanlarda sürekli sığınmacıları ikinci tur bu milliyetçi dip dalga söylemiyle beraber konuşur olduk. Oraya dönmek istiyorum. AK Parti'nin de bir yol haritası var, bir projeksiyonu var. Az önce siz de söylediniz. Sizin projeksiyonunuza takvimlendirme nedir? Mesela Esad'la görüşmenin neticesinde mi bir süreç göreceğiz? Çünkü görünen o ki ilk tur ve ikinci tur arasında en çok konuştuğumuz konu bu yükselen milliyetçilik ve sığınmacıların geri dönüşü, düzensiz göçle mücadele başta oldu. Nasıl bir projeksiyon? Yani şimdi bakın, bu konu
bu milli yükselen milliyetçiliğin daha da yoğunlaşmış olmasından bağımsız olarak Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle bir geçiş ülkesi olması konumu itibariyle çok büyük oranda ve elbette ki hemen yanı başımızda bir savaşların devam ediyor olması da önemli faktörlerinden bir tanesi. Büyük bir sığınmacı ve göçmen yığılmasına maruz kalmış bir ülke. Yani Türkiye bunu istiyor mu? Türkiye bundan mutlu mu? Yani yanı başınızda bir evde yangın çıkmış, içinde bulunan insanlar da yangından kurtulmak için sizin tarafa doğru atlıyor. Buna gelme mi diyeceksin? Geliyor. Ve ta bu işin başlangıcında hatırlayacaksınız. Yani hem başbakanlığı döneminde hem cumhurbaşkanı olduktan sonra çok değerli genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda en fazla üzerine durduğu husus şudur. Bunlar da Suriye topraklarında bir ara bölge, bir tampon bölge oluşturalım. Bu göçmenlerin Suriye'de yaşanan kamu düzenini bozucu eylemler dolayısıyla, yani can tehlikesi dolayısıyla ülkemize yönelmeleri söz konusu. Dolayısıyla bu göçmenleri, bu sığınmacıları kendi ülkelerinde bir arada tutabilecek bir uygulamaya geçiş sağlayalım. Uluslararası... O dönem Avrupa ona çok sıcak bakmıştı bende. Bunun amacı kendi ülke hudutları dışına çıkmaksızın kendi topraklarında bu insanların infak ve iyaşelerinin hem ülkemiz hem uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanmasını temin etmeye matuptur. Avrupalılar buna yanaşmadılar. Türkiye'de tek başına... Onların tezi de bir yandan savaş devam ederken öyle bir tampon bölge oradaki sivilleri riske atar görüşüydü. Savaş bittikten sonra böyle bir tampon bölge içerisine yerleştirmeleri... O da olabilirdi. Sonra olabilirdi. O günün koşulları uygun değilse daha sonra denebilirdi ama denmedi. Ve mecburen Türkiye'ye geldi. Biz bunları misafir ettik. Biz misafir ederken bunları oh ne güzel geldiler diyecek durumda değiliz. Şimdi bunların dönüşü için çalışmalar yapıyoruz. Mesela bu biriket evler, planlamalar, bu biriket evler oluşturmak suretiyle bir nevi şehir statüsünde yerleşim yerleri oluşturmamızın hedefinde bunların güvenli bir biçimde geri dönüşlerini sağlamak. Bunların geri dönüşünün iki anahtarı var. Gönüllü ve güvenli. Güvenliği sağlamanın diğer bir temel unsuru da elbette bunların kendi ülkelerinde yöneticilerle olan sorunlarını, onların da güvencesini almak suretiyle güvenle kavuşturmak. İşte bunun için Rusya'da dörtlü toplantılar yapıldı. İşte İran, Rusya, Türkiye ve Suriye. Ve elbette ki Suriye Devlet Başkanı ile ilgili bu iletişim çalışmaları en azından alt düzeyde, bakanlar düzeyinde devam ediyor. Nihayet bunun koşulları oluşursa ta devlet başkanları düzeyinde de bu gerçekleşmesi, bu sığınmacıların da dönüşlerini daha güvenli hale getirecek, daha da hızlandıracak diye düşünüyorum. Bu biriket evler için ve orada hemen sınırın ötesinde bir yaşam alanı oluşturulması için geçtiğimiz saat içerisinde Ümit Özdağ, Sayın Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmesini anlatırken burada bir küçük Afganistan yaratılacak, dolayısıyla bizim itirazımızda da bir gerekçe buydu dedi. O eleştiriye ne dersiniz? Bu metot, bu yöntem olabilecekler içerisinde en uygunu, güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüşler en uygunu dur diyor musunuz? O nedenle mi bu görüş? Bakın Zerhanım, insan bu tür olaylar karşısında önce yapabilecekleri, ne, yapması gerekenin ne olduğunu belirler. Sonra o konuda yapabilecekleri imkanlarla ne yapabiliriz onu belirler. Ama esasen o konuda nihai olarak yapılması gereken neyse onu da tasarlar. Şimdi önce bu insanlar geri dönecek mi? Evet, dönüşünü sağlayacak. Gönüllü ve güvenli. Bunun için tampon bölge oluşturmadığımıza göre ilk etapta yüzlerce, binlerce ev yapabilmek de mümkün olmadığına göre biriket evler, biriketten oluşmuş şehirler kurmak suretiyle bu geri dönüşleri hızlandırmak. Nitekim bu çerçevede şöyle yukarı 500 binin üzerinde geri dönüş sağlanmış durumda. Ha bu ileride bunların normal o ülkenin yapılaşma tarzı neyse ona uyumlu hale getirmek de o ileride olan bir iştir. Yani bu başlamadan, bir geçişi sağlamadan nihai yapabileceğinizi yapmaya kalkışmanız
işte su katmalı anlamına gelir diye düşünüyorum yani. Burada altını çizdiğiniz üç başlık da önemli. Güvenli, gönüllü dönüşler ve yine Birleşmiş Milletler'in dediği onurlu dönüşlerin tesis edilmesi. Şimdi birkaç sorum daha var size Sayın Yazıcı. Bir, sistem revizyonu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revize ya da restore edilmesi. 50 artı bir. Ben 2019 yıllarında yine hatırlıyorum çok konuştuğumuz bir başlıktı. 40 artı 1 acaba olur mu? Hatta Sayın Şentop'a sormuştuk, gündemimizde yok demişti. Şimdi sistem revizyonu şayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz haftalarda açıklamasıydı. Eğer olur da seçerse tekrar milletim bunu konuşuruz diye söylemişti. Burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili nasıl bir revizyon ya da restorasyon var AK Parti'nin aklında? Hayır, şu anlamda ifade edeyim. Bakın. Bizim ülkemizde daha Osmanlı Devleti'nden bu yana kurulan hükümetler, yani Tanzimat döneminde dahil etmek suretiyle ifade ediyorum, 150 yıldır şu veya bu ölçekte parlamenter sistem dediğimiz hükümet modeliyle yürütme organı oluşturuluyor. Parlamenterin işlevi de bu yönetim biçimine göre şekilleniyordu. 150 yıldır tartışılıyordu. Biz bunu 2017 yılında anayasada yaptığımız değişiklikle başkanlık modeline evrilmesini milletimizin onayıyla sağladık. Dolayısıyla 2018 seçimlerinden bu yana anayasada yaptığımız değişiklikle başkanlık modeli ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak anayasada öyle niteleniyor. O nitelemeye uygun oluşmuş hükümet biçimiyle bu ülkeyi yönetiyoruz. Hiçbir yönetim biçimi, hiçbir hükümet modeli tek başına kurtarıcı değildir. Hükümet modellerini güvenilir hale getiren uygulama son derece kıymetlidir. Uygulama ile siz sistemin siyasal kültürünü, teamül hukukunu oluşturursunuz. Dolayısıyla 5 yıllık uygulamamız var. Hatta ilk yıl uygulama sonunda Cumhurbaşkanı yardımcısı çeşitli kesimlerle, kurullarla istişare yapmak suretiyle uygulamalara ilişkin, aksayan aksamayan ne olan taraflara ilişkin bir rapor da hazırladı. Hatta bu çalışma sonucunda milletvekillerinin hükümet kabine üyeleriyle ilişkilerinin kopuk olduğu eleştirisi vardı. Bunu gidermek amacıyla mecliste kabine üyelerinin nöbet tutması uygulaması getirildi. Dolayısıyla hiçbir sistem kutsal metin değildir. Değiştirir. Ama Türkiye şu geldiği aşamada başkanlık modelini terk ederek bir parlamenter sisteme dönüşü artık söz konusu değil. Hele hele bu kadar yoğun bir biçimde muhalefetin tartışma konusu yaptığı, hatta propagandasının en başat konusu haline getirdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem demek suretiyle bir politika tercih etmiş olmasına rağmen 14 Mayıs'ta oluşan parlamento ve inşallah pazar günü Cumhurbaşkanı seçimiyle ortaya çıkacak sonuçları dikkate aldığımızda artık parlamenter sisteme dönüş söz konusu değil, gündemden düşecek. Ha, bizim getirdiğimiz model, başkanlık modeli, bu cücük uygulaması kutsal metin değil. Bunun aksayan tarafları varsa vardır, aksayan tarafları var, ilave edilecek taraflar var, çıkartılacak taraflar var vesaire. Bunlar oy oranını da kapsayacak şekilde mi söylüyorsunuz? Olabilir, hepsi bunu? Olabilir. 50 artı 1 de kapsar mı? Hepsi olabilir, hepsi olabilir. O yani, sal çoğunluktan yani, kayma olabilir. Olabilir, hepsi olabilir. Bu ya aşamalı olabilir. İlk turda şudur, ikinci turda daha düşük getirirsiniz. Yani ilk turda öyle dersiniz, ikinci turda. Seçenekler çok burada. Dünya uygulamalarına dikkate alırsınız. Bunlar parlamentoda müzakere etmek suretiyle. Sonuçta anayasal düzeyinde olacağı için millete sormak, referanduma gitmek suretiyle bu gerçekleştirilmesi mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sanırım bu anlamdadır. Son dakikalarımın içindeyim Sayın Yazıcı. AK Parti'nin oylarında da bir düşüş trendi göze çarpıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bir iç değerlendirme yaptınız mı? Yapabildiyseniz çıkan nedir? Derinlemesine bir değerlendirme yapmadık. İnşallah yapacağız. Yani 28 Mayıs seçimlerinden sonra bir değerlendirme yaparız. Zaten bizde bir seçim biter, diğer seçim çalışmaları başlar. Ve elbette ki bu oylarımızda, partimizin oylarındaki daha önceki seçimde aldığımız oy oranlar itibariyle gözlemlediğimiz oy düşüşü
önemlidir bizim siyasetimiz açısından. Bunları da masaya yatırıp analizlerini yapacağız. Hangi sebeplerle, nerede, niçin bu aksamalar oldu? Bunları tespit etmek suretiyle o alandaki eksiklerimizi hızlı, tempolu bir şekilde tamamlayacağız. Bir ilk değerlendirmeniz var mı? Yani siz yıllarca siyasetin içindesiniz. Şöyle baktığınızda şu sebepten belki ekonomi, belki başka bir gerekçe etken olmuştur ve bu oy düşüşünü gördük biz dediğiniz. Yani ilişkilerde eksiklik olabilir. Hedef kitleyle ilişkilerimizde, teşkilatlarımızın veya işte sorumluluğunu taşıdığımız kurumlarımızın ilişki eksikliği itibariyle bunlar olmuş olabilir. Veya bunlar bize yönelik bir sinyal mahiyetinde egemenliği sahibi millet tarafından bize bir sinyal göstermiş olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür bunları ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayat Tezci. Katıldınız, değerlendirdiniz. Çok sağ olun efendim. Şimdi devam ediyoruz haberle. New York'ta bulunan Türk evine demir levye ile saldıran kişinin Türk olduğu ortaya çıktı. Yerel basında yer alan haberlerde saldırganın isminin Recep Akbıyık olduğu açıklandı. 22 Mayıs günü sabaha karşı 3.14'te kimliği belirsiz bir kişi New York'ta bulunan Türk evine demir levye ile saldırmış. Binanın alt katındaki bazı